Göl Süt markasıyla Gölhisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kooperatifçilikte örnek ve başarılı bir çizgi oluşturuyor. Başkan Mustafa Ertuğral'la sütün bölgedeki önemini konuşuyoruz. Evet efendim, öncelikle bu Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi bir tanıtalım sevgili seyircilerimize. Ne zaman kuruldu, üyeleriniz kaç tane, bu kooperatif dünden bugüne bir öyküsünü anlatalım sevgili seyircilerimize. Gölhisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz 1989 yılında kuruldu. 2004 yılında mandıramızı kurduk. Gölhisarlı olarak biz gurur duyuyoruz. Üreticimizin sütünü direkt mamule çeviriyoruz. Fazla sütümüzü de başka firmalara satıyoruz. Şu anda 600 ortak, 3 yönetim, 3 denetim, gıda mühendisimiz, 25 çalışan arkadaşımızla beraber yürütüyoruz. 12 ay çalışıyor personelimiz. Allah'a şükür devletimizden de hibelerimizi, şunları bunları alıyoruz. Mandıramızı yeniliyoruz makinelerle. Yani, bu konuda ne destekler verdi size? Mandıra'daki tüm makinelerimizi yeniledik. Kırsal kalkınmadan il tarım, ilçe tarım yardımıyla, Tarım Bakanlığımızın yardımıyla komple mandıramızın makinelerini yeniledik. Evet. Destek olarak neler aldınız? Homojen makinesi, süt pişirme kazanlarını, tüm mandıranın içindeki makineleri yeniledik kırsal kalkınmadan. Evet. Başkanım, peki günlük kooperatifinize ne kadarlık bir süt girdisi oluyor? Tüm sütümüzü biz kooperatif ortaklarımızdan karşılıyoruz. 15 ton günlük sütümüz var. Yazın bunun 7 ton falanını mamule çeviriyoruz. Yöresel çalışıyoruz. Gereken neyse yapmaya uğraşıyoruz. Kaç üyemiz var bu arada? 600 adet kooperatif ortağımız var. Evet, ben şimdi çeşitli süt ürünleri de görüyorum. Markalaşma yolunda ilerliyorsunuz aynı zamanda. Hisar Göl Süt nasıl doğdu başkanım? Onu bir anlatalım. Ürünleriniz neler? Nerelere pazarlıyorsunuz bu ürünleri? Mandıra'da üretmiş olduğumuz ürünlerimizi kendi çevremiz Gölhisar, Altın Yayla, Söğüt, kendi yöremizde Acıbayam tarafında, bir de yaz sezonlarında Antalya otellere, Fethiye tarafına göndermekteyiz. Ürünlerimizde süzme yoğurt, tereyağı, ayran, peynir, yağlı peynir, yarım yağlı peynir, homojen yoğurt, tüm otellerin şeylerin karşılayacağı her ürünümüz var. Hedefimizde 25 çalışanımız var şu anda. İnşallah tabi yürürüz. 50 çalışan iş istihdamı, bizim amacımız o başta. Halkımıza kaliteli doğal ürün yedirmek amacımız bunlar, yani büyümek. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız. Evet, telefon numaralarımız da geçiyor. İnşallah bu ürünlerden de sizlere de siparişlerini verir. Başkanım, sizleri de buradan temin edebiliyorsunuz değil mi? Gönderiyorsunuz. Tabii. Telefon numaralarıyla ulaşabilirler. Her zaman yardımcı oluruz. Son olarak ne diyelim başkanım? Bir mesaj verelim. İnşallah Türkiye'de kooperatifle yaşar. Yaşadıkça büyür. Büyüdükçe halkımız, çiftçimiz kazanır devamlı. Biz çiftçimiz için uğraşıyoruz. Kendimiz hiçbir beklentimiz yok. Evelallah tabiimiye uğraşacağız. Biz Gölhisar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama burada tabii bir de seralara gidelim diyoruz sevgili seyirciler. Topraksız seralar varmış. Biz tabii bunları da biraz araştırmaya aldık. Bakalım topraksız seralardaki üretim nedir? Bunlarla birlikte olacağız. Ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Bereketli Şehirler, evet, Burdur özel programıyla devam ediyor.